Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deniz dalgası tatlısı yapacağım. Şerbetli olacak. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı fındık ve ceviz karışımı, 1,5 yemek kaşığı tahin, 1 paket kabartma tozu, 1 yumurta, yarım paket margarin ve 1,5 çay bardağı un kullanacağım. Önce şerbetimi hazırlıyorum arkadaşlar. 2,5 su bardağı toz şeker, 2 bardak su koyacağım şimdi. Bardak şekerimizi koyduk. Şimdi hemen üzerine 2 su bardağı suyumuzu ilave ediyorum. Bunu ocağımıza koyuyorum. Kaynayınca bir iki damla hemen limon suyu sıkacağım. Şerbetimiz soğuk olacak. Evet. Şimdi kabımızın içine öncelikle bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Yarım paket 125 gram margarinimizi ilave ediyorum. 1,5 yemek kaşığı hemen tahinimizi de ilave ediyorum. Şimdi eldivenimi taktım. Önce yağımı, yumurtamı ve tahinimi güzelce krem haline getirip daha sonra diğer kalan malzemelerimi ilave edeceğim. Evet, iyice ezdik. Şimdi hemen 1 çay bardağı irmiğimi, 1 çay bardağı fındık ve ceviz içimi. Biraz bunları karıştırayım. Evet, şimdi 1,5 çay bardağı unumu da ilave ediyorum. Kıvamına göre bakacağız ama tam geleceğini düşünüyorum. Hemen İçine de kabartma tozunu da ilave ediyorum. Bu arada kameramanım paketin ağzını açtı. Teşekkür ederim. Şimdi güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Unum biraz az geldi arkadaşlar benim. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar tekrar un ilave ettim. İyice yoğuruyorum. Bu yeterli gelecektir. Toplamda yani 2 çay bardağı un koyduk. Evet, hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle. Gayet güzel. Şimdi hemen buna şekil vereceğiz. Evet, şimdi hemen ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Şöyle yapıyorum. Üzerine bastırmadan böyle tezgahımı alıyorum arkadaşlar. 1 çay bardağı yardımıyla şöyle bastırıyoruz. 4 adet, 5 adet bastırmanız yeterli. Hemen alıp şöyle tepsime koyuyorum. Böyle üzerine tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ya da isterseniz hepsini yuvarlayıp tepsiye koyup tepsinin üzerinde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi fırına verip pişireceğiz. Biraz az çıkıyor sayı olarak ama kalabalık değilseniz yeterli. 180 derece fırında alt üst olarak pişiriyoruz arkadaşlar. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakikada olur. Fırınlarımız pişti. Şimdi hemen daha önceden hazırlayıp soğuttuğumuz şerbeti üzerlerine dökeceğim. Benimki biraz fazla pişti arkadaşlar. Siz bu kadar pişirmeyin. Aşkım, bu ses gelecek değil mi? Tabii ki. Çünkü tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. Tepsimiz de bayağı sıcak olduğu için de bu ses geliyor. Tüm şerbetimizi böyle üzerlerine gezdiriyoruz.
Evet, tatlılarımız hazır. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.